Merhaba dostlarım, Amnesia Rebirth'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada bırakmıştık. Şimdi uçak kazasından sağ kurtulduk ve diğer sağ kurtulanları bulmak için bu mağaralara girdik ve şimdi orada da eşimiz Salim'in peşindeyiz. Salim mi artık neyse. Onun izindeyiz, onu arıyoruz abi. Beşareler, birileri olabilir. Selam, birileri var mı ulan? Kibritim kaç tane kaldı benim ya? Ne? Dur şunu kaldıralım abi. I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. Salim yazmış. bu öğleden sonra onlarla parkta buluşabildim. Fabrika müdürü Dinar'la konuştuktan sonra ne kadar gurur verici bir an. O 3'e kadar bloklarıyla, yani oyuncak bloklarıyla 3'e kadar saymayı öğrenmiş. Kızından bahsediyor herhalde. Evet. She did. She showed me. Evet, yaptı. Parkta bana gösterdi. Kız parkta 3'e kadar saymayı öğrenmiş abi. Bu böyle gizli yerlere artık herhalde burada böyle bir paralel bir dünya var herhalde. Bu alet oralara girmemizi sağlıyor ya herhalde. Bunlar da Soma'daki şeylere benziyor, Soma oyunundaki. Buraya ne, ilk geçilmiyor. Ben şimdi buraya niye girdim? Şundan falan gidecek yeri yok abi. Şunlardan bir şey oluyor mu? Kapatırsam ne oluyor bunu? Hala geçit açık kalıyor. Okey, şunlara dokunamıyoruz. Buradan geçemiyoruz. Burada bir şey yok herhalde ya. Burada bence farklı bir dünya ile bizim dünyamız böyle iç içe geçmiş, böyle bir paralel bir şey oluşmuş. Shit! Aha, dön! Yer yarıldı, içine girdik abi. Kibritim kaç tane var ya? Kibrit görünmüyor mantarı, bir tek bu var. Şu duvardaki bitkiler falan Soma'ya çok benziyor. Soma'ya andırıyor yani. Şunlar. Böyle bir şey yok. Ha, bak burada bir yarık var. Yarıktan çıkabilir miyiz? Ama öncesinde şuralara bir bakacağım. Bu ne lan? Meşale yakmak için kibrit gerekiyor. Haydi geçelim bakalım. Kesin bir jump scare çıkar şimdi bak. Huu. Black Sun. Kara Güneş. Tanrı adına şu burası ne lan böyle? Bu gerçek olamaz. Bu Black Sun muhabbeti, bu yeşil şey falan şeye de çok benziyor. 2009 yılında Wolfenstein'in, yani sadece Wolfenstein diye bir oyun çıkmıştı. Wolfenstein'i yeniden yapımı Wolfenstein 2009 diye geçiyor. Onda da böyle paralel boyutlara falan geçiyorduk böyle. Yeşil siyah bir enerji kullanarak, onda da böyle Nazilerin kara güneş dediği şey var ya, Black Sun. O şeyden yapmışlar, onun esinlenerek yapmışlardı. O ortamı andırdı biraz da böyle. Çekin lan. Heh. Kimilerini kaldıramıyor.
ne? Baksana. Sakin, sakin, sakin abi, sakin. Tekrar parlıyor diyor. Burada bir not var, dur bakalım. Hiçbir şey ilerlemiyor. Zaman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Işık gökyüzünde hareket etmiyor. Veya ne azalıyor ne parlaklaşıyor. Ama zaman akmalı. Ağzım kurudu ve açlık hissediyorum. Wire'ın notu instability dünyalar arasındaki ne diyor lan? Time flow of time around the junctions between worlds. Dünyalar arasındaki zamanın akışından bahsediyordu diyor. Bir adım where one step might carry one between years. Bir adım yıllar arasında, yani bir adım yıllara tekabül edebilir gibi bir şey diyor herhalde. Ama vücudu şu anki halinde tutabilir. Yani bu şey gibi ya herhalde. Bu evrende işte geçen bir saat öbür evrende bir yıla eşdeğer gibi bir şey demeye çalışmış. Veya gerçekten de vücudun değiştiği yerde zaman akmıyor demektir. Burada olan şey bu mu? Bu dünya yok edildiği anda donup kalmış bir dünya mı? Eğer cevabı biliyor olsaydım ne söyleyebilirdim ve ne yapabilirdim? Diğer sayfa ha. Portalı bulmak için yaptığım kalkışmalarda pes ettim. Artık portalı aramıyorum. I have a notion. Ware'in tahmin ettiği dünyalar arasındaki, yani dünyalar arasındaki kumaşta, dünyalar arasındaki dokuda bir şeylik, zayıflık bulabilsem, bir zayıflık var gibi diyor. Var gibi diyor. Öyle bir şey buldum diyor. Keşke bir tür, keşke onları bir tür haritaya dökebilsem. Haritaya dönüştürebilsem. Bayağı uzaylı zamanlı falan karışık bir not abi. Dediğim gibi büyük ihtimal paralel evrenler arasında geçitten bahsediyor. Çünkü between worlds, dünyalar arasında bir yer ve burada hiç zamanın akmadığından, her şeyin böyle donup kaldığından bahsediyor abi notta. Ve adam buraya sıkışıp kalmış, nasıl çıkacağını da bilmiyor. Portal aradım ama bulamadım diyor. Oğlum çok karanlık lan. Elimize bir lamba mama verselerdi bari. Paralel evrende kaç dakika geçti, dünyada kaç dakika geçti? Aha! Bir kamp. Arkamdan kimse gelmiyor değil mi? Aa, bir tane harita. Aman Tesemt. Salah'ın 4 gün güneyinde. Kaşif abi bak ölmüş. Yenildim. Geri dönüş yok. Gidecek hiçbir yer yok. Portal aradım ama hiçbir şey yok. Portal da yok.
Levi'nin hesaplamalarının zayıf noktasını bulmaya çalıştım. Ama Rift'i yırtamadım diyor. Herhalde evrenin dokusunu, bu paralel dünyanın dokusunu yırtamadım diyor. Traveler'ın, çünkü for I don't have a Traveler's amulet. Rift'i yırtamıyorum. Traveler'ın amuletine sahip olmadığı için Rift'i yırtamıyormuş. Yani portallar arası, dünyalar arası geçiş yapamıyormuş abi. Bizdeki bu amulet var ya, bizim evrenler, paralel evrenler arası geçiş yaptığımızı sağlayan, o olmadığı için geçiş yapamamış. Bren Burks'un uyarısını dinlemedim. Şu an ne şansım var ki? Shadow, yani gölge, orbu hissetti. Hepsini riske etmeliydim. Portaldan geçerek hepsini riske ettim. Su yok. Ve başka hiçbir böyle yaşamsal yiyecek bir şey yok. Uzun süre dayanamayacağım. Eğer sen okuyucu, gezgin, hangi dünyadan geliyorsan, eğer Earth diye, dünya diye çağrılan insanların dünyasından haberdarsan, onlara şunu söyle, onları haberdar et. Ben Gate Builder'ların gizemini çözen ilk kişiyim. Gate Builder'lar diye biri çıktı bak. Portal yapanlar demek ki, paralel evrenler arasında portal yapanlar. Dünyalar arasında geçiş yapan ilk kişiyim. Ben Profesör Thurston Aloysius Herbert, Cambridge, İngiltere'den. Ben ilkim. Tanrı beni bağışlasın. Abi ilk defa portal açmış. Dünyalar arasında geçiş yapmış abi. Ben burada bu şekilde kapalı kalmayacağım. Buradan çıkışın bir yolu olmalı diyor bizimki de. Ne diyor? Weak ports but no amulet. Zayıf noktalar ama amuletim yok diyor. Amulet, yani amulet dediği şu elimizdeki herhalde abi. Bu bizi paralel evrenler arasında geçişimizi sağlıyor. Abi zayıf noktaları bulmuş ama amuleti olmadığı için geçemiyor abi. Bak buraya örnekler falan da toplamış. Bu kalıntıların arasında bir gölgeler dolaşıyor. Burada yaşayanlar, burada yaşayan insanlar veya ona yakın bir şey. Belki de bu Zerzura'ydı ve hepsinin ardından belki de Eden veya insanlığın başka bir kalesi. Ama burası her neyse parçalara bölünmüş, parçalanmış. Bunlar Gate Builder'lar olabilir, kapı yapıcılar. Ama hangi, ne tür bir korku böyle bir yıkıma yol açtı? Eminim gölge bile bütün bir dünyayı yok edemez, değil mi? Bir portalın varlığına dair bir işaret yok. Eğer bir tane bulsam bile orbu gölgelerin içinde kaybettim ve başka orbum yok. Burada başka bir şey daha var. Sislerin içinde geziyor. Onun avlanırken parlak ışığını görüyorum ve ağlama sesini işitiyorum. Onun canlı olduğunu sanmıyorum. Canlı olduğunu düşünmüyorum diyor. Zaten gölgelerin içinde bir şey olmazsa olmaz abi. Şurada bir not daha var. Keşfetmeliyim. Dünyaya geri dönmenin yolunu bulmalıyım. Ama sise adım atmak sanki derin sulara adım atmak gibi. Islıklar çalan şaşkınlıklar denizinde kayboldum. Onları kapatmak için bir şeye ihtiyacım var. Onlar bu yerin ölüleri mi? Yoksa benim paranoyamın sebep olduğu şeyler mi? Şu anki stratejim kendime odaklanmak, düşüncelerimi temizlemek, adım atmak ve zemin etütü yaparak
en kısa şekilde dünyaya dönmeye çalışmak. Yavaş olacak, yavaş olabilir. Ama bu korkarım ki benim tek şansım. Abi buraya sığınmış. Abi keşke böyle bir lantern olsa elimizde, ışık mışık olsa ya. Ben nereden geldim, buraya girdim? Karşıdan mı geldim? Verdim ha. Aha. Bir not daha. İyi not okuduk ha bu bölümde de. Turek çadırlardaki kadını çağırdı. Veya hepimizin annesini. Türeklerle bağlantılı yerel kabile Kelhanan onu büyük kraliçe olarak çağırıyor. Efsanelerde o Tin Hinan, yani Berberi Prensesi, Turek kabilesini çölde yiyecek bulup Turek kabilesini kuran kişi Hinan'mış. Tin Hinan, Berberi Prensesi. The Mont kendini onun adını kendi adı olarak seçti. Bu sayede onun vücudunda yaşayabilecekti. Bu yerin altındaki bu kalıntılarda. Ama daha fazlası var. Bu yapının içinde daha fazlası var. Daha da fazlası. Şurası kesin ki bu derinleşen kalıntılar Roman. Herhalde Roman dediği Roma'ya ait. Meyer'in tahmin ettiği gibi. Ve belki de Mitraeum bulabiliriz burada. Bizim aradığımız geçidi koruması için Romalılar tarafından kurulmuş bir şey Mitraeum, artık her neyse. Peki bir kez onun içine girdiğimiz zaman acaba neler göreceğiz? Romalılar herhalde buraya girişin yolunu, kapısını keşfetmiş, sonra da kapatmışlar. Abi çok karanlık, hiçbir şey göremiyorum ya. Şunu kaldıralım mı, ne yapalım? Şıkır şıkır şıkır. Burada ne bulmayı umuyorum ki, nereye gidiyorum abi diyor. Bunları alamıyoruz mu? Elimize alıp şöyle ışık kaynağı olarak götürsek. Bracelet. Bracelet bize pusula gibi davranıyor herhalde, bak. Bak gördün mü bak. Göçtü. Portalı buldu Bracelet abi. Geldim. İşte geçiş noktası. Yalnız şurada bir not var. Çalışıyor. Levin'in hesaplamaları gerçekten de varyansı kesin bir şekilde gösterdi. Sanki burada her şeyi çeken bir, kendisine doğru çeken bir merkez var. Burası Weyer'in bahsettiği zayıf nokta olmalı. İki tane aday tespit etmiştim ve bu onların içinde en iyisi olanı. Ama ilerleyemeyeceğim gibi bir şey diyor. Traveler'ın amuleti. Meyer'e göre bu enerjileri tek bir noktaya odaklıyor ve zayıf noktaları yırtarak açıyor ve dünyalar arasındaki yerleri, yani paralel dünyalar arasındaki zayıf noktaları yırtarak bir geçit açıyor bu amulet. Ama benim amuletim yok. Onun tiresinden eğer onun şeyini hatırlasaydım, tretisini, rift amuletsiz de açılabilir ama
ne diyor? That is down the alignment of the küreleri ve onların yıldızlarını eşitlersek mi? Ama ben yıldızları hareket ettiremiyorum. Başka bir yol bulmalıyım. Evet, dünyamıza geldik arkadaşlar. O ne, arkama dönmeye korkuyorum ha. Geçit kapandı. Ne oldu abi? Sessizce niye yürüyemiyorum ya? Ha, basılı tutarsam yere yatıyor, tamam. O ne? Baksana, yaratık geziyor abi. Dünyamıza gelmemişiz ya. Dünyamıza geldik sanmıştım. İşte bak, orada biri var. Tam karşımda biri var. Bilmiyorum görüyor musunuz abi? Tam karşımda gölgelerin içinde bir adam ayakta duruyor. Bir yaratık insan formunda. Heykel mi acaba lan yoksa? Taşlaşmış heykel herhalde abi. Aynen, o taşlaşmış. Bilsem abla, bilsem, ben de bilmiyorum. Medusa mı var lan burada yoksa? All dead. Hepsi ölmüş. Ejderha gibi falan böyle sesler geliyor ya. Bu neydi lan? Kardeşim, bu ne karanlıktır ya? Şu an körlemesine gidiyorum. Herhalde şuradaki ışık kaynağına ulaşacağız herhalde abi. Kesin şimdi buraya yıkılır, aşağı ineriz bak. Yok. Christ. Jesus Christ, ne olmuş bunlara ya? Adamlar Pompei'deki adamlar gibi kömürleşmiş. Amuletimiz parlıyor. Şu amuletin en uzun şeyi pusula gibi yol gösteren şey herhalde abi. Anladığım kadarıyla. Şurayı gösteriyor. Nereye geldim lan? Duvara toslamışım. İşte orası. Ne gördün? Ben göremedim. Sen ne gördün abi? Benim göremediğim neyi gördün? Disturbing. Böyle iğrenç sahneler gördüğünde de böyle oluyordu ya. Al sana iğrenç sahne abi. Ne oldu oğlum bunlar? Allah taş etmiş bunları. Ne oldu? Holy Mother, aç kapıyı. Ben geldim. Beni çıkar buradan. Oh.
abi. Oh, dur bir soluklanalım. Kızımızın odasına geldik herhalde abi. I was 16, I think. And I must have driven him crazy. 16 yaşındaydım ve onu aklını başına alıyordum. No locked doors. Just this compass. Ne bir karartma, ne kilitli. He said it was so I would always find my way home. I wish odalar. I'd known him better. So do I. Kompas. Bizim karalama defterimiz. I have to remember. Hatırlamam lazım. Salim'i bul. Görevimiz Salim'i bulmak. Food is ready. Yemek hazır. Can I see? It's not bakabilir finished. Miyim? Hayır, henüz bitmedi. It's terrible. Hmm, korkunç. Gerçekten korkunç. Get out of here. Git şuradan. Aa, şey değil mi bu Salim'in bebeği? By the window. I should get cold. It's not cold. Soğuğun pencerenin yanına mı koydun? Üşür burada diyor. All right. Hayır, I'll soğuk değil. Bu Paris için normal bir hava. Salim'in bebeği. Döndürmeye çalışır mı? Dönmüyor. Neyse. Alice Wonderland. Hmm. Alice Harikalar Diyarında kitabından da mı esinlenmiş oyun acaba? Kapı açılmış. I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Salim. Put the damn ring on. Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Salim'le evlendikleri zaman abi. Kağıt küreğe ne dedi umurumda değil. Sadece yüzüğü tak diyor. Salim berberi herhalde. Hey! Kuzey Afrika halklarına berberi deniyor ya işte. Cezayirler, Libyalılar falan. Salim? Salim, geri çıktığım odaya girdim. Salim? I'm here. No! Alice. Alice, ağlama Alice. No, 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 Alice! Alice! Alice'e gitti abi. Ne oluyor abi? Alice'in cenin hali. Anne karnındayken. Anne dedi Alice'de. Böyle soyut dünyaları, soyut şeyleri nasıl yaratıyorlar vallahi anlamıyorum. Helal olsun. Evet, dünyamıza döndük herhalde arkadaşlar. Alice, Salim. Alice, Salim, neredesiniz lan? Hayır. Welcome to reality. It felt so real. Sanki gerçek gibiydi. Evet. Something's different. I feel like I don't fit my body. Bir şeyler çok farklı geliyor. Sanki vücudumu hissetmiyor gibiyim. My gut feels çok ağırım. Çok ağır hissediyorum kendimi. Oh God. Oh Tanrım. Evet dostlar, amnesia
Rebirth'ün ikinci bölümünü burada sonlandıralım. Bu bölümün başında bayağı bir not okuduk ya. Paralel tahmin ettiğim gibi birinci bölümde de söylemiştim. Paralel dünyalarla bağlantısı var oyunun. Paralel dünyaların geçiş yolunu bulmuşlar. Tabi girenler çıkamamış. Biz de bir şekilde oraya girdik elimizdeki amuletle. Amulet paralel dünyalar arasındaki kapıları, yani bizim dünyamızda diğer dünya arasındaki zayıf noktaları yırtarak portal açmaya yarayan bir alet. O zayıf noktalardan geçebilmemizi sağlayan bir alet. Onun o işe yaradığını öğrendik. Bir de farklı bir şehir bulduk. Başına neler geldiğini bilmiyoruz. Umarım soruların cevabını diğer bölümde alırız. Oyun dediğim gibi bu tarz oyunlar hikayeyi doğrudan vermek yerine dolaylı yönden anlatmayı sevdiği için kafa karışıklığına sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bu tarz oyunlarda oyunu bitirdikten sonra ekstra bir de araştırma, okuma falan yapıyorum hikayeyi tamamen anlamak için. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.